Seni yalaka seni. Ağzın beyi zırlamaya mı arıyorsun? Kutubet. Fazilet ben, Fazilet. Fazilet Hanım, Hazım Bey'i arıyorum haberi duyduğumdan beri ama açmıyor. Güzide Hanım'ın telefonu da kapalı. Öldüm bittim meraktan. Aman ölmeyin Salih Hanımcığım, siz bize çok lazımsınız. Hiç merak etmeyin. Küçük Bey çok iyi, sağlığı. Evde iyi, çok şükür. Gözünüz arkada kalmasın, herkes çok iyi. Siz nasılsınız inşallah, memleket nasıl? Evet. Kim olduğunu biliyor muyuz? Fazilet Çankıran, hastanın annesi. Emin misiniz? Eminim. Hastanın kaydını ben yaptım. Emin misin oğlum? Gerçekten emin misin? Bir yanlışlık olmasın. Olacak şey değil. Ya olacak şey değil. Çıldırmış mı bu kadın? Nereye böyle Fazilet Hanım? Alacağınızdan haberim var. Burada bekleyin. Kız çekil önümden. Fazilet Hanım. Ben alacağımı almaya gelmedim. Vereceğimi vermeye geldim. Fazilet... Ne oluyor orada? Hazım Bey'e bir vereceği varmış. Aa tamam. Hanımefendinin alacağı hazır. Zarfı getirin. Yanlış anladınız herhalde hanımefendi. Ben alacağımı almaya gelmedim. Vereceğimi vermeye geldim. Tamam, vereceğinizi verin. Ben bizzat kendisine vermek istiyorum. Bu arada sizi görmem de çok isabetli oldu. Hastanede iki laf edemedik. Karşılıklı bir geçmiş olsun bile diyemedik birbirimize. Tamam hanımefendi. Alacağınızı alın, vereceğinizi verin ve lütfen gidin. Sen kendi gözünle görmeseydin görüntüleri inanılacak bir şey değildi. Tabii ki gereken yapılacak. Tabii ki. Sizin herhalde olanlardan hiç haberiniz yok. Benim kızım sizin yeğeninizin hayatını kurtardı. Aa, tam da tahmin ettiğim gibi. Verdiğiniz kanın her damlasını sömürmek üzere geldiniz. Öyle mi? Bakın ben buna izin vermem. Sabrımı taşırmayın. O verdiğiniz kanın her damlasına güvenip bize karşı ahkam kesmeye geldiniz. Öyle mi? Ben mi ahkam kesiyorum? Evet efendim. Hanımefendi, hanımefendi. Bir kızım yeğeninizin hayatını kurtarırken o yeğeniniz öbür kızımın namusunu dillere destan etti. Haberiniz var mı bundan size? O kızınızın namusu nasıl dillere destan oldu biliyor musunuz hanımefendi? Nasıl? O sizin çağırdığınız gazeteciler yüzünden. Ben mi çağırdım? Evet. Hiç inkar etmeyin. Sizin bu oyununuzu gözlerinizden okuyorum. Bunu ikimiz de biliyoruz. Güzide, ne yapıyorsunuz? Ne oluyor burada? O hastanedeki gazeteciler meselesini görüşüyorduk. Siz... Ah Allah'ım, al canım Allah'ım. Al canımı. Kalkın ya da kalk. Gücünüz bana yetiyor değil mi? Zavallı dul bir kadına ne hale getirdiniz? Koskoca egemenler dul bir kadınla iki kızıyla uğraşıyor. Hanımefendi. İki kızını mı buldunuz? Kalk. Lütfen. Kuru iftira. Allah'ım al canımı. Bırakın beni, ölmek istiyorum, bırakın. Ben mağdurken kabahatli oldum, şimdi bırakın beni. Bir su getirsenize, kolonya falan. İftiralardan koru yarabbim. Biraz kendisini toparlasın, ondan sonra benim yanıma çıkartın. Koskoca egemenler bunlar. Fazilet Hanım. Kızlarıyla. Kalkın hadi. Tamam. Hayır, bırakın beni. Bırak beni. Nasıl inanırsın böyle numaralara? Numara yaptığının farkındayım. Bırak beni. Yok. Yok, delirmiş bu kadın Hazım. Normal değil, ben böyle şey görmedim.
Ama her şey Sinan'ın kabahati. Biriniyle münasebet, öbürünün kan vermesi... muhatabımız olmayacak insanlarla bizi karşı karşıya getiriyor. Ben böyle şey görmedim. Bu gazeteci meselesi nedir peki? Aa, her şey ortada değil mi şekerim? Yani bütün gazeteciler ön kapıdaydı. Sonra hop hepsi birden personel kapısına gidiyorlar. Peki bu kimin işine yarar? Hastanenin mi? Hayır efendim. O kadın o gazetecileri oraya toplamış. Yandın sen, yandın. Güzdanımı karşına aldın ya, o zarftaki parayı unut sen, unut. Öyle mi diyorsun? Al o para senin olsun. Ver kız şunları Narin, ver. Ver. Ah. Başımın gözümün de sadakası olsun. Terbiyesiz. Al. Senin koluna giren de kabahat zaten. Ha ne gerek vardı böyle konuşmanın? Eminsek ki emin değiliz, ispatlayamıyoruz da. O zaman böyle muhatap olmanın alemi yoktu. Ha bir dakika, bir dakika. Ben seni doğru mu anlıyorum acaba? Yani kabahatli ben miyim? Abla lütfen. Anladım, anladım. Yani sen diyorsun ki gerçekleri gör ama bana söyleme. Tamam canım. Ben zaten bu evde misafirim. Küskünlüğün de tam zamanıydı. Hazımcığım, yavrucuğum. Bugüne kadar sana küstüğüm ne zaman görülmüş ki? Ama o kadın gidici. Ben de gidiyorum. Ha şunu bileydin cadı. Sen benden daha önce gidicisin bu evde. Neden? Çünkü göz görmeyince gönül katlanır. O zaman da içim rahat eder. Kusura bakmayın araya giriyorum ama size vermem gereken bir şey var. Onu vermeye geldim. Fazilet Hanım, kendinizi iyi hissediyorsanız biraz konuşalım sizinle. Hastanenin güvenlik kamerası kayıtlarına göre... Buyurun, telefonunuz. Koltuğun arasına sıkışıvermiş. Arkanızdan seslendim ama duyuramadım sesimi. Gazeteciler de oradaydı. Bir arbede çıkınca koştum, yetişemedim. Alın telefonunuzu. Ne gerek vardı böyle yapmanıza? Danışmaya bırakabilirdiniz. Böylelikle... bir takım yanlış anlaşılmaların önüne geçirmiş olurdu. Neyse bu gazeteci konusu kapandığına göre siz de olayı fazla büyütmeyin. Yani çıkarken zarfınızı alın lütfen. Size konuyu kapatmak kolay tabii. Siz alışkınsınız böyle şeylere. Sizin muhitiniz, sizin çevreniz böyle şeylere alışkındır. Ama biz analı kızı el aleme rezil olduk Hazım Bey. Yani çıkan haberlerden biz de hiç mutlu değiliz. Sizi anlıyorum. Anlamazsınız efendim siz bizi. Siz bizi anlamazsınız. Biz öyle etliye sütlüye karışan bir aile değiliz ki. Sıradan bir aileyiz. Ben şimdi komşularımın yüzüne nasıl bakacağım? Hadi çıkan haberler bir yana. İşten kovulduğumda milletin diline dolandı. Ne yapacağım ben şimdi Hazım Bey? Onun bu konuyla ne alakası var? Ah Hazım Beyciğim, ah hiç sormayın. El alemin ağzı torba değil ki büzeceksiniz. Vallahi dilim de varmıyor söylemeye, yüzüm de kızaracak ama mecburum söyleyeceğim. Fazilet'in kızı sosyetenin oğlunu baştan çıkarmış da ondan işten atılmış diyorlar. Herkesin dilinde bu var. Çok ayıp. Çok ayıp. Ayıp tabii. Tabii ayıp. Biz namusumuzla yaşayan insanlarız Hazım Bey. Bakın ben dul bir insanım. Başta koca yok, baba yok, erkek yok. Hani yani sırf siz tanınmış bir ailesiniz diye... şu içine düştüğümüz durumlara bir bakın. Çıkan haberler bir yana, kovulmam dilden dile dolaşıyor. Ah, ah benim bacakları kırılasıca küçük kızım ah. Aman lütfen böyle söylemeyin. Öyle öyle, öyle. Sunta bir yatakta yatıyor. Her sabah oram ağrıyor, buram ağrıyor diye uyanıyor yataktan. Görmedi kızcağız tabii, görmedi. Sizin yattığınız yataklardan da görmedik. Sizin o odalarınızdan da görmedik. Kızım da görmedi tabii, bilmiyor. O yumuşacık yatağı görünce bırakıvermiş kendini. Ama keşke görmez olaydı. Görmez olaydı da şanımızı, şerefimizi iki paralık etmeyeydi. Keşke. Ah. Fazilet Hanım, küçük kızınızın oğluma yaptığı yardımdan sonra sizin mağdur olmanızı istemeyiz. 4 gününüz kalmış. Eğer geri dönmek mahalledeki durumunuzu rahatlatacaksa geri dönebilirsiniz. Ama kızınız...
kızınızı yanınıza getirmemelisiniz. Bu onun için de bizim için de uygun olmaz. Hoş geldiniz Yağız Bey. Babam nerede? Yukarıda, salonda. Tamam. Allah sizden razı olsun Hazım Bey. Allah sizden razı olsun. Baba, bu kadının şikayet dilek... Müsaadenizle Hazım Bey, iyi günler.